Televizyon gazetesine devam ediyoruz. 23 Nisan çağrılarını anlatmıştık. Bayağı bir anlattık ama ha, değil mi? Ne TGB'sini bıraktı, ne Öncü Gençliği'nin, ne Cumhuriyet Kadınları'nın, en son sağlık çalışanlarının ve sanatçıların çağrılarını yaptık. Sanatçı deyince aklıma artist geldi. Artist kim diyeceksiniz şimdi? arkadaşlar, ben 13 yıldır falan işte ulusal kanaldayım. Ben ulusal kanala başladığımda TGB'nin başında kim vardı ya? İlker yoktu. Osman vardı galiba. Osman mıydı? Sonra İlker bayağı bir yaptı. Arkasından bir seçim yaptılar. Uzun saçlı bir çocuk. Yalçın Güçü'nün deyimiyle Kafkas yüzlü bir genç seçildi. Çağdaş Cengiz. Abi herif yakışıklı. Ben de takılırdım böyle konuşurken artist diye. Bir gün Bodrum'da anayasa forumundayız. Kapıda kadının biri yakama soruldu. Sen nasıl benim oğluma artist dersin bakayım dedi. Annesiymiş. Çağdaş'ın oradan artist kaldı çocuğun ismi. Çağdaş merhaba. Merhabalar Halil abi. Sen kanalda mısın? Ben kanaldayım. Orası neresi? Orası haber merkezinin toplantı masasının arkasındaki kapı gibi görünüyor. Vallahi doğru bilirsin. Tam doğru. Özlemişim. Toplantı yapsın Halil abi. Ben teşesinden bilmem neresinden çıkarttım. Toplantı masasının arkasındaki kör kapı orası. Abi seni çok özledik. Seni çok özledik. Ulusal kanal izleyiciler açısından çok bir şey değişmiyor. Yine ekranda seni görüyorlar da biz seninle burada yan yanaydık. Birlikte sohbet ediyorduk. O imkandan mahrum kalmanın üzüntüsünü çekiyoruz biraz yani. Hadi canım. Yani beni olan adam fırça atmasın böyle diye kafanızı başka tarafa çeviriyordunuz ben oradayken. Yok öyle. Ya sizi bilmiyorum ama ben hakikaten özledim. Binayı özledim. Sizlerle konuşmayı, tartışmayı, haber toplantısına katılmayı, anlaşamamayı falan özledim diye. Gazetecilik dediğim insanla yapılan bir şey. Burada oturuyorsun tek başına. Neyi ne kadar değerlendireceksin? Halbuki bizim ulusal kanaldaki şeyimiz ne, manifestomuz ne? Ne kadar çok akıl, ne kadar çok düşünce, o kadar çok doğruya yakınlık diye. Biz hep onu yapardık sen de. Biliyorsun ben haber toplantılarına katılırım da, Metkıvanç'a giderim, ne var ne yok diye, Adnan'a giderim. Adnan'a birkaç aydır pek gitmiyorum ya, Sinan'a giderim falan. Çocuğun işi çok yani, ne yapayım şimdi başı şeyde. Bu gazetecilik tarzı beni sarmadı ya, ben binayı özledim. Çok da uzun sürmeyecek, öyle umuyoruz. Biz de yakın zamanda kavuşmayı diliyoruz Halil abi. Seninle birlikte toplantılarda tartışmayı, seninle birlikte böyle biraz böyle hem neşeli hem de bazen gergin değerlendirmeler yapmayı çok istiyoruz yani. Gerginlik iyidir de şeyi soracağım ben. Şimdi ben en son 14 Mart'ta çıktım oradan. 14 Mart'ta tabii çıktım oradan. Yemekhanede bir öğün çorba da olsa çıkıyordu. İşte çay ocağında çay vardı. Çaycımız ah oh dese de merdivenleri tırmanabiliyordu. Arkadaşlar biraz gecikmeli de olsa bazen maaşlarını alabiliyorlardı. Sağdan soldan ya şu eksiğimiz var deyip getirtebiliyorduk. Şimdi aklım orada kaldı benim ya. Yani nasıl işte yemek verebiliyor muyuz arkadaşlara? Çay verebiliyor muyuz? Maaşlarını zamanında ödeyebiliyor muyuz? Vallahi aklım kaldı. Servisleri nasıl? Götürüp getirebiliyor muyuz? Maske verebiliyor muyuz? Sabunlar tamam mı? Kolonyalar tamam mı? Ne durumda? Bana biraz anlatın ya. Ya elbette biraz da doğal olarak bu zor dönemin içerisinde ulusal kanalda zorlanıyor. Ama tabii hiçbir çalışanımızın mağdur olmaması adına da bizler bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bunu yapabilmemizi mümkün kılan şey ne? Ulusal kanalın gönüllüleri, ulusal kanalın ortaya koyduğu bütün işleri takip eden, takip etmekle kalmayıp, izlemekle kalmayıp, onun sahibi olduğunu hisseden ve ulusal kanalda sürekli destek olmaya devam eden ulusal kanalın izleyicileri. O destek gelmeye devam ettikçe biz burada elimizden geldiği kadar bütün zorlukları aşmasını beceriyoruz. Tabii biz gerçekten özellikle bu 1,5 aylık süreç kolay bir süreç olmadı.
her birimiz kendi yaşamımızın içerisinde, bütün izleyicilerimiz kendi hayatında nasıl pek çok şeyi değiştirmek durumunda kaldıysa ve belki önceki döneme nazaran daha fazla tasarruf yapmak durumunda kaldıysa biz de benzer şekilde konumlandırıyoruz kendimizi. Ancak bu kişisel alanlarımızda kolay yapabildiğimiz şey ulusal kanal gibi bir kanalı ayakta tutmak meselesi olunca o kadar da kolay olmuyor. Yani yalnızca ulusal kanalın kendi çalışanlarının yüklendikleri yükler, yükleyebileceklerinin sınırının biraz daha ötesinde de olsa hadi bir yere kadar onu kaldırmayı beceriyoruz. Ancak daha fazla güce ihtiyaç var. Daha fazla ulusal kanalı ayakta tutacak enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Bunu da elbette biz ulusal kanalın izleyicilerinden, çok değerli izleyicilerinden, büyük Türk milletinden, ulusal kanalın gönüllülerinden bekliyoruz. Bunu istemekten de hiçbir zaman gocunmadık, utanmadık. Çünkü istediğimiz her şeyin neye yaradığını gayet iyi biliyoruz. İzleyicilerimiz de biliyor zaten. İfade ettiğin belli zorlukları böyle günlük, bazen saatler içerisinde çeşitli krizler yaşadığımız oluyor. Ama şu var ki bir şekilde bunu atlatmayı beceriyoruz. Öyle ifade edelim ama tabii nereye kadar sadece bizlerin böyle olağanüstü gayretleriyle, buranın emekçilerinin gayretleriyle bazı şeyler çözülebilir. Onun da bir sınırı var. İşte o sınıra geldiğimizi hissettiğimiz zamanlarda da ekranlardan çağrımızı yapıyoruz zaten. Ulusal kanal izleyicilerinin kanalıdır. Türk milletinin kanalıdır. O zaman biz de başvuruyu onlara yapıyoruz. Bize daha fazla kuvvet verin ki 100 yıl önce olduğu gibi Türk milleti nasıl 100 yıl önce Anadolu Ajansı'nı, işte o dönem hakimiyeti milliyeyi yarattı, onun devamı için gereken bütün desteği verdi. Aynı şekilde biz de istemeye, aynı tekerlekli milliye kanunlarındaki gibi milletten iki öküzünden birini istemeye devam ediyoruz. Bu şekilde ayakta tutabiliriz ulusal kanalı. Bu şekilde Türkiye'ye gerçek bilgileri, gerçek haberi ve gerçeğe dayalı yorumu sunma imkanı buluruz. Böyle ifade edebilirim durumu. Çağdaş, şimdi dedin ya ulusal kanal çalışanları ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın o fedakarlık yetmiyor. Ulusal kanal netice itibariyle bir anonim şirket. Vergisi var, sigortası var, elektriği, suyu var. Ayrıca benim gibi evden program yapanlar için yaklaşık 8-10 stüdyo kurma meselesi var. Onların internetleri, bilmem masrafları, şunları bunları. Bak sana bir örnek göstereceğim ama aranızda kalsın. Bak sakın seyirciye söyleme, tamam mı? Tamam, şey söylemeyeceğim. Biz fedakarlık yaparız kardeşim. Siz yaparsanız, hepimiz yaparız bu ulusal kanal çalışanları. Bak şimdi. Ağzını görebiliyor musun? Evet. Alt dişi görebiliyor musun? Evet. Kırık. Ben bunu yaptırmak için, ya Adnan bana şu kadar para verin de dişimi yaptırayım demem. Yaptırmam. Beklerim. Kanal rahat da. Kanalın kendisi abi o kötü oldu ya. Gel onu bir yaptıralım der. O zaman yaptırırız. Ama şimdi sıkıntı çıkartmanın halini yok. Bütün ulusal kanal çalışanları var. 13 yıldır. Sen o zaman da TGB'nin başındaydın. Daha küçücüktünüz siz. Benim kadar bilemezsiniz ulusal kanal çalışanlarının fedakarlığı. Evet. Yaparız. Ama bunlar yetmez. Şimdi bu genç yönetici arkadaşlarımızın, sen de yönetim kurulu üyesisin değil mi? Başlattığı bu kampanyada eğer, bak orada olmadığım için, bilmediğim için söylüyorum, öyledir değildir demiyorum. Eğer bir zayıflık, eğer bir beklediğiniz ölçüde katkı yoksa sakın canınızı sıkmayın. Benim size bir tavsiyem var. Şunu yapın. Biz kampanya yaptığımızda ulusal kanal izleyicisi, ulusal kanal gönüllüsü, Kağıthane'den, Kartal'dan, Pendik'ten, Beylikdüzü'nden, hatta metrobüsü, otobüse gelirdi. Ulusal kanal gönüllüleri bürosuna katkısını yapardı. Şimdi çıkamıyor evden kardeşim. Evden çıkamıyor, toplu taşıma araçlarına binemiyor, bir şekilde ulaşamıyor. Ve bu insanların çoğu da elektronik bankacılığına gidiyor. Bak ben çok iyi biliyorum. Mektup yazmış, içine küpesini koymuş, sarmış, zarfa koymuş, postaneye götürmüş, atmış. Şimdi postaneye de gidip atamıyor.
moralinizi bozmasın. Ulusal kanal gönüllüleri bize desteği vermiyor demeyin. Bakın bunlar olanaksız. Ne yapın? Bence siz bilirsiniz tabii. Şimdi oturduğum yerden konuşmak kolay. Bence siz arayın onları. Siz gidin. Siz genç adamlarsınız. Toplu taşıma araçları, kanalın bir tane arabası var işte koşturabildiği kadar. Siz gidin. Günde 5 arkadaş gitse, 5'er kişiye gitse bu yine kanal için bir derleyici, toparlayıcı olur. Şunu hiç unutmayın. Kanalın gönüllüleri, kanalın izleyicileri asla bu kanalı yalnız bırakmaz. Ama yolunu bulamıyorlar şu anda. Benim gördüğüm bu. O yolu siz açın kardeşim. Ne dersin? Çok doğru ifade ettin Halil abi. Zaten bu çalışmayı biz yapıyoruz şu an. Telefonlar sürekli çalışıyor. Gönüllü bürosundaki arkadaşlarımız, genel müdürlüğe bağlı olarak çalışan bütün arkadaşlarımız seferber durumda. Gidiyorlar da zaten. Bizler de gidiyoruz kapı kapı. Gönüllülerimizle buluşuyoruz. Öncesinde tabii telefon ediyoruz. Telefonla görüşmemiz sonrasında bu oluyor. Ama tabii dediğin sıkıntılar sebebiyle buraya da bizim daha fazla yüklenmemiz lazım. Daha fazla bu işi dört kolla sarılıp halletmemiz gerekiyor. Dediğiniz sıkıntılar sebebiyle tabii eski dönemlere nazaran iş biraz daha belki uzun bir döneme yayılacak. Ama ben şuna eminim, bütün ulusal gönüllüleri şu an zaten kampanyayı duyduğu andan itibaren yapacağı desteği bir kenara ayırmıştır. Ve eminiz ki verebileceğinin en üst sınırından onu koymuştur bir kenara. O diğer sıkıntıların hepsini, bütün engelleri aşmasını bir şekilde beceririz. Türk devriminin 100. yılını dolduruyoruz. Türk devriminin 100. yılında ulusal kanalı daha da güçlendirme görevi hepimizin görevidir. Bunun dışında bir seçenek bizim açımızdan yoktur. Ulusal kanalın tökezlemesi, yere düşmesi, hatta duraklaması, geri kalması demiyorum. Bu seçenekler bizim için yoktur. Ulusal kanal yayınını sürdürecektir. Güçlü bir şekilde yayınlarını yapmaya devam edecektir. Öncü tutumunu sürdürecektir. Başkalarının gösteremediğini göstermeye devam edecektir ulusal kanal. Elbette ulusal gönüllüleri sayesinde hepsini bu imeceye destek olacaklarını, katılacaklarını da gayet iyi biliyoruz. Bize ulaşmasını engelleyen ne varsa da o engelleri aşmak da hepimizin görevi diyorum. Peki Çağdaş, şimdi ben hiç kanalla alakam yok. Dışarıdan bir vatandaşım. Ben TR1 izliyorum, Halk TV izliyorum, KRT izliyorum. Ne bileyim, Fatih Portakal hükümete saydırıyor, ne güzel delikanlı çocuk diyorum, onu izliyorum. Niye ulusal kanalı izleyeyim ya? Niye izleyeyim? Hadi izleyelim, niye ona katkı vereyim ki? Yani bunun bir gerekçesi olması lazım. O gerekçeyi bana söyle bakayım, ona göre katkıda bulunacağım ulusal gönüllü. O gerekçe çok açık. Saydığınız az önceki bütün kanalların hepsi izleyicisini kaç defa yaya bıraktı? Kaç defa yalan bilgiyle? Sonradan bunları itiraf etmek durumunda kaldılar. Sonradan kusura bakmayın yanlış bilgiymiş demek durumunda kaldılar. Çünkü hayata nesnel, bilimsel, gerçekçi bir şekilde bakmayan, kendi kafalarındaki belirli kalıplara izleyici kitlesini sürüklemeye çalışan kanallar var. Bir de gerçeği bilimsel bir şekilde, net bir şekilde milletin önüne koyanlar var. Acaba o ne der, acaba bu ne der diye düşünmeden, acaba buna laf söylersek sıkıntı olur mu, buna bir şey dersek yanlış olur mu diye düşünmeden, doğru gördüğü ne varsa onu dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyen, ekran yüzleri olan, cesur isimlerden oluşan bir kadroya sahip ulusal kanal. Pusulanız şaşmaz. Ulusal kanala bakarsanız, sizin pusulanız milli bayramlar yasaklandığında da şaşmaz. Gezi sürecinde de şaşmaz, Silivri sürecinde de şaşmaz, 15 Temmuz'da da şaşmaz, Barış Pınarı Harekatı olduğunda da şaşmaz. Şimdiki gibi sağlık ordumuz muazzam bir mücadele yürütürken de o pusula şaşmaz. Pusulanız şaşmasın diye ulusal kanala destek olun. Evet, güzel. Çağdaş, şöyle bir 10 yıl geriye gidelim. Ulusal kanala kim destek verecek, ulusal kanalı kim hayatta tutacak diye bir bakalım. 29 Ekim'de Ulus Meydanı'nda barikatları yıkıp
Üstünde birlikteydik otobüsün seninle. Önümüzden geçip Anıtkabir'e yürüyen 2 milyon kişi destek verecektir, değil mi? Tabii ki verecek. Onların kanalı çünkü, ulusal kanal. Kuartlarının önünde seninle birlikteydik, değil mi? Üstümüze minareden gaz mermisi yağıyordu. Sen bağırıyordun, sonra bir ara abi bir konuş da bir araya toplansınlar demiştin, hatırlıyor musun? Evet. İşte onlar destek verecek. Hatırlıyor musun? Direniş çadırına ben şeyi getirdim, Kayseri'den bir torba erzak getirdim. Ne yapayım diyene benim yanımda telefonda sen söylemiştin. E5'in kenarına bırak, biz oradan alacağız diye, değil mi? Onlar getirdi. Benim tek üzüntüm burada evde olmam, stüdyoda yan yana sizlerle birlikte bu çağrıları yapamayışım. Ama onlar da benim yüzüm kara hiç çıkarmadılar. Sizin de öyle. Ben de onlara şunu söyleyeceğim. Bu gençler sizin için ölüme bile gittiler. Bu Çağbaşlar, bu Adnanlar, bu Sinanlar. Bu çocuklar gençlik mücadelesinden gelen çocuklar. Şimdi televizyonun başındalar. Orada ölüme giderken yanlarındaydınız. 3 kuruş para için bu kanalın yönetimini beceremediler. Dedirtmezsiniz siz çocuklara. Onların yüzünü kara çıkarmayın. Bana bir şey olmaz. Ben hadi alıştım da onların yüzünü kara çıkartmayın. Bu çocuklardan desteğinizi esirgemeyin diye ben sözlerimi tamamlayayım. Senden alayım sözlerini, bu bölümü tamamlayayım. Olur mu kardeşim? Valla o kadar iyi ifade etti ki Halil abi. Üstüne aslında benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ama tabii ki şu var. Biz bütün verdiğimiz mücadeleleri, bütün yaptığımız fedakarlıkları Türk milletinin birliği ve bağımsızlığı için, Atatürk devrimlerini tamamlamak için yapıyoruz. O yüzden Ulusal Kanal Gönüllerin yaptığı, bizlerin yaptığı hepsi gözümüzde eşittir. Hiçbirimiz birbirimizi yalnız bırakmayacağız. Ulusal Kanal'ın emekçileri Türk milletini yalnız bırakmayacak. Türk millet de Ulusal Kanal'ı ve onun emekçilerini yalnız bırakmayacak. Buna eminiz. Peki Çağdaş, ben reklamlara gideceğim. Siz tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyordum ya eskiden. Şimdi değiştirdim onu. Birbirinize iyi bakın. Sadece kendine iyi bakmak yetmiyor. Birbirimize iyi bakacağız bundan sonra. Dünya farklı bir yere gidiyor. Birbirinize çok iyi bakın. Unutmayın. Biz kazanacağız. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.